Özlemciğim merhaba. Merhabalar Özlem, hoş geldin. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Nasılsın? İyi, süper, fuardayız. Bomba gibi gördüm i̇nşallah, seni. Evet, biraz yorgunluk var tabii ama inşallah iyi olacak. Olsun. Fuarın ilk günü, yorgunuz demeyelim. Daha önümüzde evet, birkaç gün daha var. Biraz yoğun oldu. Çok da kalabalık şu an ama iyi gidiyoruz yani. Yeni ben seni tanıtacağız inşallah. Evet, ben seni tanıyorum. Evet. İzleyiciler de tanısın istiyorum. Evet. Biraz böyle kendinden bahsedebilir misin? Aslında biraz pandemiyle başladı. Domla başladık. Şu anda yeni bir ürünümüzde pangolinle giriş yapıyoruz. Pangolin ne demek? Aslında bir hayvan, zırhlı bir yapısı olduğu için ve formunu benzettiğimiz için biz ismini pangolin koyduk. Türkiye'de olmayan bir hayvan. Gerçekten de zırhlı gibi duruyor. Evet, böyle şövalyelere evet benziyor. Şövalyelerin dışında da böyle zırhlı kıyafetleri olur ya. Kalkanı var diyelim. Aynen. Ekranı da koyuyoruz arkadaşlar pangolini merak edenler için. Gerçekten de o hayvana benziyor. Çok değişik bir tasarım. Sanırım Türkiye'de ilk değil mi? Evet. Şu anda tek. Kadarıyla tek. Ben de bildiğim kadarıyla tek. Biraz üründen bahsedelim istiyorum. Ben de çok merak ediyorum. Çünkü ben de arkadaşlar ilk defa şu anda fuarda gördüm bu ürünü. Handan bana fotoğrafını gönderdiğinde yakından görmek istedim. Merak da ettim. Siz de aslında şu anda bu videoyu yayınladığınızda muhtemelen fuar bitmiş olacak ama gidip yerlerinde ziyaret edebilirsiniz. Bu ürünü yakından görebilirsiniz. Bursa'da yerleri. Evet. Bursa'da neredesiniz? Bursa Nilüfer bölgesindeyiz. Açıklamalar kısmına telefon numaralarını, ulaşabileceğiniz web sitelerini, Instagram hesap isimlerini bırakıyorum. Oradan kendilerine ulaşabilirsiniz. Haksızlık olur. Gerçekten de adı hem farklı olmuş. Farklı olmasının yanı sıra çok da ilgi çekici olmuş. Akıllı kalıcı olmuş. Normalde şeffaf branda olan dom yapılar da var. Evet. Biz de dom yapı üreticisiyiz aslında. Ama o üründe de biz yine şeffaf branda tarzı ürünler kullanmıyoruz. Çünkü bizim için öncelikli olan biraz lüks glamping tarzına gidiyoruz ve izolasyona çok önem veriyoruz. Çünkü bizde yurt dışı ağırlıklı da çok satışlarımız oluyor. İkisi 20-30 derecelere kadar da gidebiliyor ya da çok sıcak iklim bölgesi olan yerlerde kullanmayı wow tercih ediyor. Karların o içinde düşündüm. -20 deyince mesela bunda Kiruna'da mesela. Düşünsenize. O yüzden burada izolasyona çok önem veriyoruz. Kompozit yapı. Kompozit yapının altında bir izolasyonumuz var. Hem su izolasyonu hem ısı izolasyonu. Camlarımız da özel. Burada da hem ısı cam hem de konfor cam özellikli camlarımız var. Yani klimatik diye geçiyor. Güneşi ve soğuğu geçirmem özellikleri var. Altında da tekrardan izolasyonu var. Karkasta da ahşap karkas uygulaması yapmışsınız. Ahşap karkası var ve civetalı bir sistem. Çapı ne kadar? Bu 6 çap. Şimdi içeride görürüz. Yaklaşık 27 metrekare. Aslında brütte 30 metrekare geliyor. Buraya otel tesisi konaklamaları tarzı bir dizaynımız var. İçinde şimdi gezeceğiz. Orada detayları vereyim. Ne kadar şık, o kadar güzel ki. Direkt içeri girer girmez tavanı dikkatimi çekti. Çiçek gibi. Evet, biraz o forma benzetiyor. Tasarımda senin de parmağın var herhalde değil mi? Aslında geometrik yapısında çok yok. Sadece biraz katman olarak o kiremit yapısında bir tasarımı farklılaştırdık. En öne çıkaran kısmı da o zaten. Aynen. Farklı kılan. Şimdi burada bu kısmı cam kullanıyor olmamız da tabii bizim tercihimiz. Ön tarafta manzara için bir cam kısmı, arka tarafta da yine küvet için bıraktığımız bir cam kısmı var. Evet. 6'ya 6 olduğundan bahsettin. Daha büyük yapabiliyor musunuz ya da daha küçük yapabiliyor musunuz? Ya 6 çap, 7 çap böyle gidiyor. 5 çap da olabilir. 20 metrekareden başlıyor aslında tercihen. Hı hı. 15 çap, 17 çap arada restoran için kullanılıyor ya da yoga tesisleri için tercih ediliyor. Aa, çok büyük hı oldu. Evet. Tam zamanlı yaşam için tercih ediyorlar mı? Kullanım alanları neler? Eğer İşletmeler muhtemelen genellikle tercih ediyordur. Eğer tercihen kendi yerinde kullanacaksa, yani ticari olarak kullanmayacaksa 7 çap tercih ediyor. Çocuklu bir aile ise 8 çap tercih ediyor. Çünkü onların asma katı olabiliyor. Tam zamanlı yaşam içinde tercih ediyorlar aynen demek öyle oluyor bu yani. Üst katlarına yatak odası İddialı olabiliyor. Ya. Alt katta da yaşam alanı oluyor. Burasını biz tamamıyla otel konsepti olarak dizayn ettik. Tamamıyla biraz modernize ettik. Günlük konaklamada direkt neye ihtiyaçları oluyorsa onları hedeflemişsiniz aslında. Onların aynen olduğu bir tasarıma sahip. Evet. İki kişilik bir yatağı bu kısma konumlandırmışsınız ve ön tarafı zaten cam. Muhtemelen o kısımda manzara olacak. Çok güzel olmuş. Yatağın arka tarafını lavabo olarak değerlendirmişsiniz. Bu arada sanırım içerisindeki bu eşyalarla birlikte teslim her ediyorsunuz şey dahil, değil mi? Her şey dahil. Aksesuarlar hariç. Aksesuarlar kişisel
içselleştirilebilir. Çok güzel olmuş burası da. Lavabo var. İki tane lavabo. Üstünde ayna. Yuvarlak bir yapı olduğundan dolayı da evet, güzel olmuş bence. Teşekkür ediyoruz. Rica ediyorum. Ve banyosundayız şu anda. Pangolinin. Banyo da en çok güzel. En keyifli kısmı bence. Evet. Burada küvet mi diyoruz buna? Küvet. Jacuzzi mi diyoruz? Monoblok küvet. Çok şık olmuş. Yine onun da aynı şekilde elips şeklinde olması çok hoşuma gitti. İç tasarımı da çok güzel biraz olmuş. Biraz dikkat ediyoruz. Evet. Evet. Onu anladım. Arka tarafta klozet var. Dilerseniz bu tülleri böyle kapatıyorsunuz ve oradan izole oluyorsunuz. Arkadaşlar şu anda otel konseptinde ürettiklerinden bahsetti ya Handan. Zaten muhtemelen bu yapının içerisine iki kişi konaklamaya gelecek. O yüzden tuvalet, banyo çok izole olmamış. Muhtemelen ona laf edenler olacaktı. Ama tam zamanlı yaşamak isteyenler için burayı daha izole yapacaklardır diye tahmin ediyorum. Bu kısımda da duşakabin var. Yapının ısınma sistemi nasıl çözülüyor onu sormak istiyorum. Arka tarafta bir soba görüyorum ama sadece onunla mı ısınır? Etanol şömine o. Tercihen biraz daha keyfi yakılabilir. Yerden ısıtması var. Yine elektrikli. Bir de klima sistemimiz var. Alternatif de çok fazla. Yani müşterilerimiz yerden ısıtma yer doğalgaz olan yerlerde yapmak isterse o zaman da yerden ısıtmayı farklı bir şekilde yapıyoruz. Doğalgaz bağlantısı da, elektrik bağlantısı da, su bağlantısı da hepsini rahatlıkla yapabiliyorlar. Yapabiliyoruz tabii. Evet. Bir şarap mahzeni görüyorum. Oldukça mini. Evet. Belki otel tesislerinde müşterilerine bir ikramlık olabilir. Çok güzel olmuş. Farklı olmuş. Üzerine basabiliyor muyum? Tabii ki de basabiliyorsun. Yerde olduğuna göre basabiliriz böyle. Wow. Pat diye bastı. Evet. Üstüne zıplayabilir miyim? Zıplayabilirsiniz. Temperleyeceğim. Yok, zıplamayalım. Hiçbir şey olmaz. Hafif zıplıyorum. Hiçbir şey olmaz. Yaylı. Aksesuarlara değinelim mi? Aksesuarları aslında normalde alıcılara vermediğinizden bahsettiğiniz aksesuar derken mesela bu vitrin içerisine yok, giriyor mu? Yok, dolaplar var. Bu zaten mini buzdolabı ve mutfak kahve makinelerinin falan koyulabileceği bir alan. Hmm. Bir tarafta da vestiyer, dolap, bavulluklarını koyabilir, ayakkabılarını koyabilir. Bunları da teslim ediyorsunuz. Tabii onlar var. Aksesuardan kastınız küçük çek, bitkiler anladım. Vesaire. Anladım. Mesela bunlardan bahsediyoruz gibi. Arkadaşlar. Evet, onlar yerleştirilebilir. Evet, bunları çünkü diğer teşhirlerine koyacakları ürünlere koyacaklar. Tabii. Böyle ilerliyorum burada da. Ne demiştin buna? Şömine, etanol. Etanol. Yani burada bir jel var. Jel hem ısıyı da tabii katkı sağlıyor. Jelini döküyoruz. Ateşlediğimiz zaman çok güzel bir görsel açıyor. Birazdan yakar mıyız kolaysa? Yakarız tabii, yakarız olur. Çok kolay. Tamam, onun da görselini almış oluruz. Pangolin'in haricinde başka dom üretimleri de yaptığınızdan bahsettin aslında evet, firma olarak. Hı-hı. Onun haricinde başka üretimleriniz oldu mu bu süreçte? Dom yapıyoruz. Biz zaten ilk çıkış noktamız domdu. Branda şeffaf, petek tarzı domlar değil. Yine kompozit kaplı, izolasyonlu, yine kompor camlı. Evet. Hep farklı ilerledik. Aynen öyle. Biraz önem veriyoruz izolasyona. Lüks glamping sınıfına giriyoruz aslında. Hı-hı. Modüler yapılar üretiyoruz. Demonte ürün üreten bazı firmalar alıcıların yapabileceğini, tamamlayabileceğini, hı-hı, kurabileceğini söylüyorlar. Sizde öyle bir durum söz konusu maalesef mu? Maalesef çok detaylı ve ustalık gerektiren bir iş. Bunu da sürüyor. Yani yaklaşık bir hafta falan sürebiliyor. Çünkü çok detaylı. Evet. İzolasyonunu çok iyi yapılması lazım. Su izolasyonu, ses izolasyonu, ısı izolasyonu. Çiçek kısmının evet, çok güzel yapılması lazım. Bence usta illerden evet, çıkıyor yani, olması gerekiyor. Zaten şeması da olsa yine de birleşim noktalarında çok kritik noktalar olabiliyor. O yüzden mümkün değil ki bir müşterimizin bunu alın, siz bunu kurun dememiz zaten. Nakliyesi de bize ait, montajı da bize ait. Harika. Yoğunluğumuza göre termini müşterimize birlikte ayarlıyoruz. Montajı ortalama kaç gün sürüyor? Yani bir yapının yaklaşık maksimum bir hafta kadar bir üründe kurma, aynı bu noktaya getirme süremiz oluyor. Mesela fuarda da şu an yaklaşık 2,5 günde falan bu noktaya geldik. Ama tabii bunda ilave olarak su tesisat işi yok. Şu kısımda ve şu kısımda olmak üzere iki pencerenin açık olduğunu görüyorum. Dilersek pencereleri açılır kısmını farklı yerlere de konumlandırabiliyor muyuz? Pencere kısmımızı üretim aşamasında sizinle beraber karar veriyoruz istediğiniz noktalarda. Bu yapıda tam 4 tane havalandırma penceresi var. İkisi banyoda, ikisi burada. Dilerseniz başka noktadan da açabiliriz. Üretim aşamasında karar versek daha sağlıklı olacak. Evet, tabii. Öyle olması daha iyi olur. Mehmet Bey, açılış
açılışımızda yetişemedi ama kapanışımızda yetişti. Sağlık olsun. Evet. Hoş geldiniz videoma. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. İyi, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Mehmet Bey, biraz kendinizden bahsederseniz, çok renkli bir karaktersiniz. Ben firmanın ortaklarından birisiyim. Hemen hemen 3 yıldan beridir Handan Hanım'la beraberiz. Genelde yurt dışı olsun, yurt içi olsun çoğu yerde hizmet vermekteyiz. Sizi de burada tam olarak ağırlayamadık. En yakın zamanda tesisimize bekliyoruz. Beni mi? Sizi. Bizi. Evet. Aynı zamanda izleyenleri. Herkesi evet. Bursa'ya bekliyorlar arkadaşlar. Nilüfer'deler biliyorsunuz. Açıklamalar kısmına dolaşabileceğiniz bütün iletişim bilgilerini bırakıyorum. Hem Mehmet Bey'e hem Handan'a oradan ulaşabilirsiniz. Direkt yerinde ziyaret edebilirsiniz. Bu yapı çok farklı olmuş gerçekten. Evet, gerçekten. Aslında Handan çok güzel anlattı ama sizin de ekleyeceğiniz, bizim eklemeyi atladığımız için özel ben bir detay var mı? Ürünümüzün Türkiye'de bir muadili yok. Çünkü herhangi bir kopyası da mevcut değil şu an Türkiye'de. İlk ve tek. İlk ürünümüz olduğu için bu ürün bizim göz bebeğimiz. Daha henüz yeni yeni büyütüyoruz ürünümüzü. İlk ürünümüz derken aslında öncesinde de ürünleri vardı. Var. Pangolin olarak ilk ürün. Pangolin olarak. Evet. Bu bizim ilk konsept ürünümüz. Daha yeni piyasaya çıkmış olan bir ürün. Görmek isteyen herkesi fuara bekliyoruz. Görmek isteyen herkesi fuara bekliyoruz. Handan da söylediği gibi. Evet. Fuara yetişmezse video Bursa'ya bekliyoruz. Nilüfer'e. Bugünlük de bizden bu kadar arkadaşlar. Zaten ulaşabileceğiniz bütün iletişim bilgilerini açıklama kısmına her zamanki gibi bıraktım. Görüşürüz. Bir sonraki videolarımda mutlaka bekliyorum sizi yeniden kanalıma. Hoşçakalın. Hoşçakalın.